Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün size Kürt sendromundan, Kürtçe sendromundan bahsedeceğim. Çünkü ciddi bir problem olmaya başladı artık. Yani çok geçmişe dönmeye başladı ve geçmişte bu kadar halktan tepki yokken o tepkiler belirmeye başladı. 70-80 arası ülkücüler garip bir şekilde her anlamda harekete de geçtiler esasında. Bu orman yangınlarından bir tanesini üstlenen kişi mesela ülke ocaklarından çıktı. İlginç bir şekilde bir milliyetçilik akımı ve bunu yaparken bir takım şeyleri yaparken mesela o ormanı yakarken ona söylemişler. Biz bunu PKK'ye bağlarız sen yak yeter ki ormanı diye. Dün ya da önceki günkü televizyon programında Didem Aslan Yılmaz Urfa ile bağlanıyor. Urfa'daki bir kadın Kürtçe konuşmaya başladı. Didem Aslan'ın söylediğine göre zaten küfür ediyormuş, bilmem neymiş falan filan. Ama burası Türkiye Cumhuriyeti diye yayını kesiyor Didem Aslan. Yani o yayında küfür etmeyin diye kesmiyor. Küfürün hoş bir şey olmadığını söyleyerek yayını kesmiyor. Kürtçeden dolayı kesiyor ve burası Türkiye Cumhuriyeti diyor. Bu ciddi bir... Şimdi o kadın diyelim ki kavga eden o Türkiye'ye yerleşmiş bir İngiliz olsaydı, Fransız olsaydı ve Fransızca konuşmaya başlasaydı ya da İngilizce konuşmaya başlasaydı kesilecek miydi? Hayır, büyük bir olasılıkla belki İngilizce bilen Didem Aslan çevirmenliğe bile soyunacaktı orada. Kürtçe biliyor mu? Ne kadar bildiğini bilmiyorum ama Kürt olduğunu biliyoruz. Bu garip bir sendrom yani ve insanların kendi ırklarına ya da kendi milletlerine karşı, kendi dillerine karşı bunu uygulamaları daha ilginç. Bunu sadece Türkiye'de görmüyoruz esasında. Bu sendrom aşağılama, aşağıda görme sendromu belki de bu toplumun ana karakteri diyebilirim. Yani Osmanlı'dan gelen bir şey de olabilir. Bu kadar sömürgen bir ülke olunca kendinden olmayan herkesi aşağıda görmek gibi bir şey de olabilir. Başka nedenleri de olabilir. Bunu sosyologlar, antropologlar daha iyi incelerler, konuşurlar bu konuda ama mesela bunca yıl yurt dışında yaşadım. Buradaki izlenimim de şu. Mesela bir arkadaşımız araba kullanıyor. Bir yere doğru gidiyoruz. Öndeki araba bir hata yaptı. Fransa'da ise arabayı kullanan Türk arkadaşımız o arabayı kullananın ya siyahi olduğunu, Afrikalı olduğunu söyler ve ona göre bağırır ya da kadın olduğunu. Yani aynı zamanda cinsiyetçi bir yaklaşım da vardır burada. Çünkü normal olarak onlara göre siyahiler, kadınlar iyi araba kullanamazlar. İşte İngiltere'de ise bu Hintli olabilir. Bu şekilde. İşte Türkiye'de, Almanya'da başka ırklara. Almanya'daki Türklerin ki aydın olanlarla Suriyeli, Almanya'ya gelen Suriyelileri tartıştım. Çok ilginç bir şekilde. İstemiyorlar. Almanya'daki Türkler şaka söylemiyorum. Bunlardan bir tanesi öğretmen. Ya da eski öğretmen ama Suriyeli çocukların sınıfların ayarını bozduğunu söylüyorlar. Onları hiç eğitmek gibi bir mantık gütmüyorlar. Garip bir şey yani. Kendisinin aynı statüde olduğunu ve zamanı geldiğinde esasında kendisine de dokunulacağının farkında değiller. Aynı şekilde bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısını okudum. Yani onu mecburen okuyorum. Bir bakmayın bu bazen... Bazen değil, hemen hemen hep moralim bozuk çıkmasının nedeni bu tip yazıları okumak zorunda kalmış olmamdan dolayı. Akşam bir de 3 saat onları televizyonda izliyorum. Onun için benim programlarımda hep söylüyor, eşim de söylüyor, gülmüyorsun diye. Ya nasıl güleyim yani? Bu haberlerin içinde yoğrulan bir insan, demokrat, barışsever bir insan nasıl gülümsesin ki? Abdülkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını yeniden yazmış. Ekrem İmamoğlu şimdiye kadar hiç adayım demedi. Ama onlar yazıyorlar yani o önemli. Fakat bu sefer Kürtlerle ve Alevilerle işbirliği yaptığını yazmış. Yasak bir şey yapmış Ekrem İmamoğlu. Kürtlerle görüşüyormuş seçilmek için. Alevilerle de görüşüyormuş. Nasıl bir mantık bu yani? Bunlarda gerçekten utanma yok mu? Alevilerle görüşüyor diyen Abdülkadir Selvi'nin Alevi olduğunu biliyor musunuz? Şimdi ne yapacağım? Ben Abdülkadir Selvi bir gün Ekrem İmamoğlu'yla söyleşi yaparsa onu Ekrem İmamoğlu'nu kınayacak mıyım? Alevi bir gazeteciyle söyleşi yaptın diye. Ya da Kürt bir gazeteciyle söyleşi yaparsa. Hatta o gazeteci onu hem Türkçe hem Kürtçe yayınlarsa o söyleşiyi. Tabii yani
Bunları söylüyorum ama işte o Kürtçenin Kürtlerin esasında daha Kürt Türkleri olduğunu söyleyen, o yüzden dağda yürürken ayakkabılarıyla kara bastıkları için kartkur sesi çıktığını, Kürt mantığının buradan geldiğini söyleyen Turgut Sünalp diye bir adam var. Bu mantıklı bir adam işte Kenan Evren parti başkanı yapıp demokrasi adına seçimlere katmıştı. Bu aynı Turgut Sünalp işkencede job kullanılma olayını yani dövmek amacıyla değil, siz anladınız ne demek istediğimi. Açıklarken "Jop'a ne gerek vardı, biz job kullanmadık, aslan gibi ellerimiz vardı" diye açıklama yapan bir alçak. O yüzden yani bu Kürt meselesi ve Alevi meselesi ciddi bir sorun Türkiye'de. Yani Kürtlerin her dediğine inanmayabilirsiniz, onu doğru bulmayabilirsiniz. Kimsenin böyle bir mecburiyeti yok. Ya da olaya böyle bakmazsınız. Yani bu bir insanlık sorunudur. Ben bu kadarını haklı buluyorum diyebilirsiniz. Bu böyle bir özgürlüğünüz var. Yani ben Kürtlerin bir takım haklarını savunuyorum diye, her dediklerini savunuyorum diye bir şey yok. Böyle zannediyorlar. Yani ben bir takım Kürt haklarını savunuyorum diye pekili olmakla yaftalanıyorum. Ya da ne bileyim ben işte Fethullah Gülen'den dolayı tutuklananlara yapılan işkenceyi kınadığım için bu sefer Gülenci oluyorum. Tutuklandığında, Erdoğan tutuklandığında ki tutuklanacak, bir takım yanlışlar yapılırsa bunları da yazacağım. O zaman da herhalde AKP'li ve Erdoğancı olacağım. Çünkü bir dönemde Ergenekoncu yaptılar beni. Doğruları ve barışı savunmanın böyle bir ya da demokrasiyi, özgürlüğü savunmanın böyle bir şeyi var, ceremesi var. Garip bir şey. Yani İstanbul Belediye Başkanı Kürtlerle ve Alevilerle işbirliğine doğru gidiyormuş. Yani utanmasa tutuklayın bu adamı. Bunun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alın diye yazacak. Bu şey için de geçerli yani. Didem Aslan için de geçerli. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin arkası. Bu televizyonda, Türkiye Cumhuriyeti televizyonda Kürtçe konuşan kadını tutuklayana gider. Ve ben bu insanların hastalıklı olduklarına inanıyorum artık. Şimdi Afganistan meselesi çıktı mesela. Afganistan tanınacak mı, tanınmayacak mı? Kimler tartışıyor? Televizyonları açın. Belki seyretmiyorsunuzdur ama ilginç bir şey. Her kanalda komutanım doğru söylüyor. Yani niye komutanın doğru söylüyor? Yani niye komutanın televizyonu siyasi programında? Albayı, kor generali, or generali, zor generali, alayı orada. Niye Afganistan? Afganistan dışişlerinin bir işi, askeriyenin bir işi değil ki. Askeriyenin işi şudur yani, de meclis bir karar alır, şunu yap der, yapar. Bunun nasıl yapılacağını falan, ya onlar düşüncelerini söylemesinler mi? Bilmiyorum, bana mantıklı gelmiyor. Çünkü inatla askeriyenin dünya görüşü, Afganistan görüşü, Kürt görüşü bu halka öğretiliyor. Bu halka benimsetiliyor. İşte inatla söylüyorum. Cumhuriyet çocukları dediğim sistem bu. Bu kızmasınlar. Cumhuriyet çalışanların büyük çoğunluğu da böyle. Zaten Cumhuriyet Gazetesi büyük bir olasılıkla bu amaçla kurulmuş. Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda askerlerin belirlediği kriterleri ömür boyu yaşadığınız müddetçe bu halka yazın, çizin, televizyonlarda söyleyin diye. Öz hakiki kebapçı gibi. Yanında başka hiçbir şey vermiyor. Onu geliştirmeye, onun yanına bir şey koymayı hiç aklına getirmiyor. Siz bilir misiniz bilmiyorum. Ocak başında tavuk tartışması yapıldı bir dönem. Şaka demiyorum. Ocak başında tavuk olur mu tartışması yapıldı. Çünkü ocak başı dediğinizde işte Şiş, Adana kebap, Urfa kebap buydu. Evet buydu ilk başta kuruluşunda. Ama birisi bir tavuk koydu oraya ve bu gelişti. Hiç gelişmeye hiç kimsenin bir şeyi yok bu Cumhuriyet çocukları. Ben niye her kanalı açtığımda Afganistan meselesini siyaset bilimcilerden işte diplomatlardan, emekli diplomatlardan ki onlar da var burada kimsenin hakkını yemeyeyim. Ama niye silah uzmanlarından dinleyeyim kardeşim? Garip bir şey. Bu Afganistan meselesi çıktı dedim işte Doğu Perinçek'te bir açıklama yapmış. Kendi televizyonunda. Eşek gibi Amerika'da kabul edecek, eşek gibi Almanya'da kabul edecek. Tozuttu diyeceğim, tozu zaten çoktan tozutmuştu. Bir parti başkanı eşek gibi kabul edecek Amerika'yı, eşek gibi kabul edecek Almanya, o hanımefendi de kabul edecek eşek gibi der mi ya? Nasıl bir hastalık halidir bu? Nasıl bir kendini bilmezliktir? Yani argo gibi gelmiyor ama çirkin bir şey. Sonuçta başka bir devlete eşek gibi diyorsun yani.
ve siyaset yaptığını zannederek diyorsun bunu. Gerçekten merak ediyorum. Çevresindeki yakınları artık Perinçek'i normal insan olarak görüyorlar mı, görmüyorlar mı? Çünkü bunlar normal yaklaşımlar değil. Normalde televizyonda belki ceza yer ama bu sistemde yer mi yemez mi bilmiyorum. Yani anlatması gerçekten zor. Birisi Kürtçe konuştu diye kadını yayından alıyor. Öbürü Kürtlerle ve Alevilerle görüştü diye şikayet eder gibi bir yazı yazıyor. Hatta ne diyor? Müstemleke valisi gibi diyor. Ya da ona benzer bir kelime, o anlama gelecek bir kelime kullanıyor. İstanbul dükkalığı mı diyor. Allah Allah ya. Bana da bu kelimeyi söylettiniz ya. Kendime güldüm. Var güleceğim, kendime güleyim. Nasıl bir hastalıktır bu yani? Alevi, bir olasılıkta Kürt. İkisi de. Ve böyle bir şeyden şikayet edip birisi yayından alıyor, birisi yayında şikayet ediyor. Öbürü de eşek gibi kabul edeceksiniz diye. Ve biz bu sistemin içerisinde barışı, demokrasiyi getirmeye çalışıyoruz. Oğlum ve kızlarım, yani çocuklarımız hepimizin olasılığını görsünler istiyorum. Artık bütün umudumu kendi açımdan kaybettim. Çocukları da demokratik bir ülkede yaşayacağından da umudum yok. Ama bir adım atılmış bir Türkiye'de yaşasınlar istiyorum. Hani daha önce de söyledim ya, böyle kendinizi buza gömdürüyorsunuz, işte hastalığınız varsa onun tedavisi yoksa 200 yıl sonra ya da tedavisi bulunduğunda sizi diriltiyorlar falan filan. Ben başka türlü istiyorum. Yani hakikaten 300 yıl sonra kalkıp bir 15 gün kalayım. Bu Orta Doğu ne oldu? Bu İslam ülkeleri ne oldu? Ne kadar geliştiler? Görmek istiyorum. Dinin insan siyasetindeki rolünü 300 yıl sonra ne olacak çok merak ediyorum. Maalesef reenkarnasyona da inanmadığım için hiçbir umudum yok. Tek umudum çok param olursa kendimi buza gönder. O yüzden bana para gönderin biraz. Şaka diyorum tabii, çok pahalı bir şey o. Çok ucuz bir şey değil. Ama bir felaket bir şey bu yani. Her türlü şeyin yani saçmalığını yaşıyoruz. Hala Afganistan'da havaalanını korumak, Taliban'ın emrindeki artık havaalanını korumak. Yani Taliban'ın gelişmesine yardımcı olacağız. Fakat Taliban'dan kaçanları da Türkiye'de besleyeceğiz. Yani bunu bugüne kadar dünyada uygulayan başka bir ülke var mıdır anlamıyorum. Var tabii, yani bu savaşlarla beraber bu saçmalıklar hep yaşandı. Ne bileyim işte 1. Körfez Savaşı. Irak'a karşı savaşacaksınız Fransa olarak. Savaştan kaçanlar Fransa'ya gelip iltica edecekler ve siz de kabul edeceksiniz. Vah size acıdık diye. Yok değil yani, bu sadece Erdoğan saçmalığı değil. Bu dünyadaki savaş siyasetinin getirdiği bir şey. Şilili sanıyorum bir Amerika Şili'de Allende'yi devirdiğinde Pinochet geliyor. Pinochet'den kaçanların bir kısmı Amerika'ya geliyor. Bir kadın profesör Amerika'nın en önemli, en yüksek görevlerinden bir tanesine gelmişti. İkisini de yapan Amerika. İşte ITT şirketi vasıtasıyla CIA elemanlarını gönderip Allende'yi deviriyor. Çünkü Allende önlemlerini almış. Normal CIA elemanları öyle elini kolunu sallayarak gelemiyor. İşte dünya artık devletler değil, global sistem dediğim, onlar tarafından yönetiliyor dediğim de bu. ITT diye bir şirket var. CIA ile anlaşma yapıp Şili'ye Allende'yi devirmek için elemanlarını, teknik eleman, mühendis diye gönderebiliyor. Sonra orada faşizm olduğu için Pinochet faşizmi kaçıyor. Nereye? Amerika'ya kaçıyor. Amerika'da ona oturum veriyor, görev veriyor, profesörlük görevi veriyor. Çünkü çok önemli bir insan. Şimdi Erdoğan aynısını yapmaya çalışıyor. Orada siyasetini destekleyecek Taliban'ı. Burada da Taliban'dan kaçanlara bakacak. Dediğim gibi bu ilk defa olmuyor işte. Körfez Savaşı örneği. Şili'de Amerika'nın yaptığı, ABD'nin yaptığı darbe. Daha onlarca örnek verebilirim böyle. Antikomünist Türkiye'nin Troçki'yi misafir etmesi gibi. Laik Türkiye'nin Ayetullah Hümeyni'yi Bursa'da misafir etmesi gibi. İlginç. Bu savaş sistemi her şeyi her an yaptırabiliyor insanlara ve bunun içinden hangisinin demokratik olduğunu pek çıkartamıyorsunuz. Çıkartamayınca hem Alevi hem Kürtken Alevi ve Kürt düşmanı gibi hareket ediyorsunuz. Çünkü insan haklarından bir habersiniz bir anlamda. O insanlara bir saygınız yok. Onları insan olarak gördüğünüzden şüphe ediyorum. Ben ediyorum. Dediğim gibi hiç kimse bu kadar yabancı meselesini nasıl çözeceğini mecliste tartışmıyor. Televizyonda tartışıyor.
Mecliste de tartışıyorlar. Gönderelim üzerine tartışma var. Ya şu uluslararası iltica yasasını bir daha gözden geçirelim diyen yok. İlticayı hak eden kalsın. İşte ne bileyim ben, oradan kaçan oraya bayramda, seyranda gitmesin diye bir dünyada uluslararası sistem böyle çünkü. Ben iltica ettiğimde bana verilen pasaportta Türkiye hariç diye bir şey var. Gidemem oraya ya. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Ya bu arada şunu söyleyeyim, biliyorsunuz artık TV'de Ustra programları yapıyordum her pazar. Yollarımız ayrıldı, artık gerçekte kaldım ben. Eylül ayından itibaren her çarşamba artık gerçek TV'de Ustra programlarını haftada bir gene başlayacağım. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.